Ya Buket, ben o gün öyle kaçıyormuşum gibi oldu sanki ama... Lakin ki öyle değildir yani. Şimdi hijyenle ilgili bazı şartlar yerine gelmediği için... Tabii benim kalbim sıkıştı. O arada yani seni de daha fazla üzmemek adına ben o şekilde... Tamam Cemal, tamam. Yeterince açıklama yaptın. Daha fazla yapmana gerek yok. Olan oldu, biten bitti. Biz işimize bakalım. Aa. Biraz bahsedebilir misiniz? Nasıl giyiniyorsunuz? Giyinirken nelere dikkat ediyorsunuz? Ben hep aynı kıyafetlerden alıyorum abla. Aynı kıyafetten 20 tane alıyorum. Tişört, kemer, hepsi siyah. Hani siyah giymeyi seviyorum ben. Anladım. Çok iyi fikir, çok yaratıcı. Teşekkür ederiz. Yani bravo Cemal, bravo. Seçtiğin adam bu mu? Çok marjinal, çok yaratıcı. Adam zaten baştan aşağı aynı giyiniyormuş, simsiyah. Üstelik her gün de aynı. Ama hiçbir şeyden anlamıyorsun, bir de vır vır. Çağımızda zeki insanlar böyle takılıyorlar. Evet, hem alışverişten hem de giyinirken zaman kazanmak için. Misal Steve Jobs, misal 2. Tamam canım, tamam. Burada fazla malzeme kalmadı. Bence biz bir daha bu caddeye çıkmayalım. Hatta biz bir daha beraber çıkmayalım. İyi bir ekip değiliz. Çok yoruldum ben. Sen istersen git. Beni beklemek zorunda değilsin. Zaten hep zoraki kalıyorsun yanımda. Buket. Hı. Ben evliyim. Ne? Evliyim. O gün de ondan kaçtım öyle yani. Gerçekten mi? Evet, evliyim. 2 tane de çocuğum var. Biri Arda, öbürü Sibel. Biri 5, biri 7 yaşında. Allah bağışlasın. Sağ ol, sağ ol. Keşke bunu bana daha önce söyleseydin. Ben de kendimi reddedilmiş gibi hissetmezdim. Aa, olur mu ya? Öyle reddedilmek gibi düşünme, estağfurullah. Yani sen çok hoş bir kızsın da... Tesis yetersiz. Yani olsa dükkan senin. Evliyim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Oldu o zaman. Yarın ofiste görüşürüz. Görüşürüz. Oldu. İyi günler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.